şimdi bu çatça bir romanın bir parçası. O çatça gözünün ne kadar şeytani biri olduğuna dair bir hikaye anlatayım. Şimdi böyle başlayalım Müslüman dünya. Neden anlatıyorum ben? Ben de burada otururken önüne koştum. İyi misin diye diyerek daha önce bir yardım ettiğim kaçması için kadına bazen de izin vermiyor. İki tane poşet olduğu için. Gitti onun poşetin altını hemen gördü. Hayret. Buradan o kadını yerden gördü. Aynı beni takip etti bile gibi onlar takip ettiler. Ondan sonra aldı götürdü buradan. Niye ben buna tepki veriyorum? Çünkü beni kafe getirmek için yoktu. Buradan geçmesini yasakladım. Neden? Karının gösteri önünde bana burada soldurdu. Bıçaklar. Beni dövüşmeye çağırdı. Tam iyice saldırdı bıçakla. Akiyle onu kesecekti. Tekmeyi yedi. Ondan sonra yasakladım buraya gelmeyi. Neden bu kadar karşıydım ben ona ki tekme attım? Bu şeyleri yaptığı için pislikleri gözlere göre ben polise, belediyeye ev gittiğimde bizim gibi her şeyi takip ediyorlar. Geliyordum yorgun yorgun ter içinde buraya oturmam. Gönderiyorlar hayvanları teker teker. Sabahleyin kaldırdığım onlarca pislik etmezmiş gibi gözümün önünde sıçtırıyorlar. Yanıma sıçtırdı kaç kere. Hiç payımıyla böyle. Pardon o hayvandır. Ben ne yapacaktım tabii? Kaldıracaktım onları. Çünkü yoksa sinek sinek de olacak burası. O zaman balkonda duruyordular. Bütün çete. Çarçabı çete. Birlikte tempo tutuyordular. Sırıtarak, şeytani sırıtarak böyle gülerek kahkahalarla. Dikkat et, kalp krizi geçireceksin. Dikkat et, kalp krizi geçireceksin. Olabilir. Neyle karıştırdıkları belli ya. Anasını gönderiyordum buraya ev sıçmalı. Bir balkona çıkamıyordum. Karşıma çıkıp sıçtırmamam. Onun için o anımı yakalayacağım. Diyeceğim ki ya sen o kadar arkadaş oldun onunla. Sana geliyor yardım. Söyle biraz yardım etsin. Arkadaki kanserli komşunun bütün evinin etrafını kuşatmasın. Toksoplazmalı kanserojen hayvan pislikleriyle. Kim bilir daha neler karıştırıyor. Dökmesin şu siyah lekeler bizim penceremizin önündeki gibi. Öteki daha önce orada üçü birden iki senede ölen bu şekilde saldırı altında olanların elinde oturan kiracılar, ufak kızları var. Onlara da dayatmasın bu hayvanların pisliğini bir sor diyecektim ona o kadar. Madem birden aniden böyle yardım seven oldu, öyle bir şeye de yardım etsin ya. Hı? Bizden vazgeçsin, biz hallediyoruz. Kaldırıyoruz, çekiyoruz işkenceleri. Onları korusun. Hı? Biraz yardımsever olsun. Hı? Nasıl olur? Hayvanlara yardımsever olsun. Onlara beslediği şeyi gördüm de penceresinin kesinlikle kapı kapacaklar şey. Garanti. Etrafa saçmalar için hastalığı. Başka şehirde tuzağa düşürdüm bunu.
Her şeyi anlatsam ben iki gün anlatamam bunu yaptığı düşükleri. Sadece bu örnekle de bitireceğim. İnşallah. Duyuyordum. Aynı beni duyduğu gibi. Balkona çıkar çıkmaz. 4 dakika geçmiyor. 3 dakika. Pıt. Geliyor birisi. Kim haber veriyor? Birisi haber vermesi lazım. Ben de onu duyuyorum. Hayvanla tecavüz ediyordu. Eminim buna. %100. Şüphelendim. Tuzağa düşürdüm. Bir komşu vardı benden burada komşuyordu köşede. Bu geliyordu karşı. Onu görür görmez nasıl kaçtı saklandı. Korkuyor ondan. Onu yakaladım tam bu şeyi yaparken, bu sesler gelirken. Köpeğin böyle tuhaf, korkunç havlamalar yapan 24 saat. Köpek birden tuhaf tuhaf sesler çıkarıyor böyle. Tempolu içeride. Bunun bir şeyleriyle beraber. Omurdama mı desem, şeylerimi desem, onunla tempoyla o hayvandan ben de şüphelendim. Kurdum o tuzağı. Gördüm adam gidiyor, bu başladı zaten. Öyle bütün gün düşünüyordu bazen. Sabahtan başlıyor, öğleye kadar. Tam o zamanlar yakaladım işte. Anladım yapıyor orada. Yakaladım komşuyu buradan. Konuşuyorum onunla. Biliyorum izin vermeyecek konuşayım yani. Bir dakika geçmedi. Balkona fırladı ben. Balkona fırladı. Daha yüklememişti pantolonu be. Yarı çıplak, üstü çıplak. Esprili hayvan tecavüzcüsü. Bunun hakkında ben yayın yaptım. Hayvan öldü. Kanserden. O hayvan, 24 saat avlayan hayvan, bu davaların başlayınca birden çıktı kesildi. Fakat ben hastanedeyken karıma onunla işkence yapıyormuş içeride. İçeriden işkence yapıyordu. Seslerle. Nasıl öyle pis o hayvana, müthiş. Evet, bu hayvana tecavüz ediyordu. Bundan eminim. Ve yayın yaptım, araştırma olmasın diye. Belki birisi ölçer, biçer. Hayvanı öldürdü bence. Böyle düşünüyorum ben ya. Bunu düşünmem için bin bir sebep var. Sayısız şeylere bak ya. Akademisyen, geleceğin milletvekilleri. Hepsi bu işle uğraştığına eminim ben. Araştırdığım şeyler bunu belirtiyor. Bunlar yapıyor böyle şeyler. Hainlerde falan. Hepsi bu şeyle uğraşıyor. Bu hayvanların aşırı o kadar yoksa şeytani şeyler yapabilir. Hı? Yapıyorlar. Bu şekilde kontrol ediyorlar hayvanlar. Ve onlara yediriyorlar, yediriyorlar babamız. Bir laboratuvar yapılmış şeyler falan hastalıyorlar eşini. Etrafa sıçıyor. Toksoplazma dahil kanser hastalıklar, her türlü hastalık, ruhi hastalıklar, Alzheimer, beyin hastalıkları, bu şeyleri yaymak için bu hayvanları kullanıyorlar ve tecavüz ediyorlar ve eminim bundan. Öf. Yani bu insanların aynı örneği şeyde de var. Amerika'da. Her yerde bunlar illüminati. Aynı tezgahı her yerde. Oradan kurtulanlar anlatıyor zaten. Böyle şeyler yapıyormuşlar işte. Bunlar hayvana tecavüz ediyorlar be. Hayır. Ne için? Büyü yapmak için. Yemin ederim. Büyü için yapıyorlar. Ha? Şeytan çağırmak için. İblis, cin çağırmak için. Aynen böyle şeyler yapıyormuşlar. Benim de duyduklarım o zaten. Okuduğu yani anlaşılmaz bir dilden. Bir omurdanma gibi. Hayvanlar. Köpek olduğu halde.
Evet. Eminim buraya gelen her biri, sıçtıran her biri hayvanına bu şeyi yapmıştır. Fark etmiyor yani. Hepsi yapmıştır.